GSD Holding var. Ee, yani eskiden, eski favorilerimizden uzun zamandır da hiç takip etmediğim şirketlerden bir tanesi. GSD Holding aslında burada e, az önce anlattığım o döngünün işlerin yolunda gittiği dönemin iyi hisselerinden. Çünkü gemi taşımacılığı yapıyorlar. E, kuru yük gemileri var. Ve dünyadaki ticaret çok iyi olduğunda gemiye de talep çok yüksek oluyor doğal olarak. Ve gemiye talep yükseldikçe navlun dediğimiz gemi taşımacılığı fiyatları da yükseliyor. Şu an tabi dünyada bir e, resesyon beklentisi var olduğu için de navlun fiyatları çok iyi gitmiyor. Yani e, bu da şirketin işlerini e, birazcık bozuyor. E, burada GSD Holding önümüzdeki süreçte belki şu sebeple birazcık öne çıkabilir. Şimdi seçim senaryolarının Dan, yani seçimle ilgili yazılan raporlara, yurt dışında, yurt içinde yazılan raporlara baktığımızda seçimden sonra bir devalüasyon beklentisi var. Devalüasyondan kastım tabii ki yani serbest kur rejiminde devalüasyon olmaz da TL'nin değer kaybedeceğine yönelik bir beklenti var. İşte kurun yukarıda bir noktada e, oluşacağı. Zaten şimdiden Merkez Bankası'nın açıkladığı günlük kurla bankalar arası piyasadaki ya da işte kapalı çarşıdaki oluşan kur arasında farkın açıldığı dolayısıyla seçim sonrasının fiyatlanmaya başladığını vesaire konuşuyoruz hep. Döviz pozisyonuyla öne çıkan GSD Holding birazcık daha göz önünde olabilir. Ama dediğim gibi şu ortamda yani resesyonun, olma, resesyonun olduğu bir ortamda ben açıkçası GSD Holding'i çok tercih etmezdim. Şu an hiç vakti değil gibi geliyor.